Rüzgar ne yönde rüzgar? Rüzgar? Evet, yine muhteşem, harika, heyecan verici bir yelken kanat videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Burası Aksaray Hasandağ ve bir yelken kanat yarışmasındayız. Yani uçmayı, inmeyi becerdik de bir de yarışması kaldı. Ne demek istediğimi videonun sonunda anlayacaksınız. Hazırlıklarımı tamamladım. Şimdi kanada bağlanıyorum ve yatış kontrolü yapıyoruz. Evet. Handshake, bacak kolonları takılı. Yükseklik iyi. Kask bağlı. Karabin askı kolonları. Sorun yok. Gidelim abi. Bugün rüzgar çok fazla değil. Uygun kalkış anını yakalamak için bir süre beklemiştim. Fakat oraları kestim. Şimdi kalkışa geçiyorum direkt. Koş 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 koş. Kanat sola yatıyor. Hop. Hadi bakalım. Kalkabildik. Böyle koşu alanı yeterli olmayan yerlerde kalkış biraz riskli ve tedirgin oluyor. Bir önceki Hasandağ videosunu izleyerek ne demek istediğimi aslında anlayabilirsiniz. Elimle uzanıp fermuarı kapatmak istiyorum fakat hava çok hırçın olduğu için fırsat vermiyor. Tabii tepeye yakın böyle şakalar yapılmaz. Derken böyle minik bir termik denk geliyor ve varyonun sesini duyuyorsunuz. Termik dediğimiz sıcak hava akımı arkadaşlar. Yerden ısınan hava yükseliyor ve biz bunu kullanarak irtifa kazanıyoruz. Motorumuz yok. Şimdi tabii böyle tepenin yakınında uçuyorum fark ettiğiniz gibi. Bu aslında tepenin önünde oluşan yelken bandını kullanmak için yaptığım bir şey. Yani karşıdan gelen rüzgar tepeye çarpıp yükselirken ekstra bir kaldırıcı hava hareketi oluşturuyor. Bundan yararlanmak için uğraşıyorum ama çok da verimli olmadı. Gördüğünüz gibi kalkış seviyesinin çok az üzerine çıkabildik ancak. Ve Hasandağ yine oradan bize göz kırpıyor. Bakalım ekibimiz bu sefer yine dağın zirvesini tepeden görebilecek miydi? Öyle dağın tepesinden bakmalar, değişik artistik hareketler filan bilemiyorum. Gördüğünüz gibi aslında masmavi bir gökyüzünde uçuş yapıyoruz. Hiç bulut yok. Bulut olmaması termiklerin bulut seviyesine kadar yükselmediği anlamına gelebilir. Ama bazen bulut olmasa da inanılmaz yüksek irtifalara termiklerle çıkabiliyoruz. Yani böyle tam bir riziko. Bilemedim, bakalım ne olacak, göreceğiz. Şimdi tepeden biraz daha güvenli mesafede olduğum için uzanıp harnesin fermuarını kapatıyorum. Bu şekilde çok daha rahat hale geliyor ve yatakta uzanır gibi uçuyorsunuz. Ama yine de elimi bıraktığımda hemen kanadın dengesi bozuluyor. Hava birazcık hırçın. Bugün nasıl bir uçuş olacağına dair içimde net bir his yok henüz. Yani anlayacağınız bindik bir alamete hadi hayırlısı. Çok uğraştım, çok çabaladım ama hala bu termal hava akımları çok düzensiz. Yeterince irtifa kazanamadık. Hasandağ arkadan bize göz kırpıyor. Allah'ım yarabbim. Aha, gördüm sizi. İki keklik bir termikle dönüyor. Şimdi ben bunlara bir yaklaşayım. Şöyle termiğe alttan gireriz. Fır fır döneriz. İrtifamızı alırız. Hadi bakayım hayırlısı. Fena değil ha, bu termik bayağı iyi gibi görünüyor. Bundan güzel yararlanabilirsek bence irtifamızı alırız. Gören geliyor kardeşim ya, bir kalabalık etmeyin, hayret bir şey, burada uçmaya çalışıyoruz. Bak, videoyu atacağız YouTube'a, insanlar beğenecek, izleyecek, abone olacak. Yani çıkın şu termikten, işimiz var ya. Bu arada termik bayağı güçlüymüş harbiden ya. Şimdi tekrar izleyince fark ettim. Ya arkadaş, bu videonun sonu niye böyle bitti ya? Ben anlamıyorum. Neyse, hayırlısı. Ya, hava akımı güçlü ama o kadar hırçın ki. Bak şimdi merkezden çıktığım anda pat diye bastırdı ve diğer kanadım bile altındaki bir irtifaya düştüm. Tabii böyle birlikte uçmak çok keyifli birkaç kanatla ama aynı termikte dönmeye çalışırken özellikle termik böyle hırçınsa manevra yapmak çok zor olduğu için birbirinizden uzak mesafede durmanız gerekiyor. O yüzden aslında sıcak hava akımının asıl merkezinden çok yararlanamıyorsunuz. Ben kendi başıma uçuş yaparken mesela çok daha rahatım. Direkt termiğin merkezine kırıp hani orada dönmeye, çok keskin dönüşler yapmaya çalışıyorum. Ama burada o kadar keskin dönüş yapsam tehlikeli şeyler olur yani, o yüzden tam yararlanamıyoruz termikten. Arkadaşlar, burası Hasandağ. Yelken kanat şampiyonasındayız. 2 gündür uçuş yapamadık hava şartları uygun olmadığı için. Şu an kalkış yapabildik. Vallahi güzel gidiyor gibi.
12-13 kanat var uçuş yapacak. Sakin sakin tırmanıyoruz. Termiği çok iyi kullanamıyorum ya. Çok kanat var etrafımda. Termiği merkezine tutunmam lazım. Şuradaki termik iyiydi ya. Diğer kanatlara çok yakın olduğum için şey yapamadım. Tam kullanamadım yani termiği güçlü bir şekilde. Şimdi sağdaki ipi çekip kanadı gerginleştiriyorum. Bu şekilde düz uçuş yapmak ve hızlı uçmak daha kolay oluyor, daha verimli oluyor. Ben de şimdi düz uçup öne doğru çıkıp termiğin yerden koptuğu noktanın üzerine gelmeye çalışıyorum. Aynı termiğe tekrar alttan girmeye çalışacağım. Bu da bazen oluyor, bazen olmuyor tabii, şans. Sıcak hava akımları yerde ısınıp da yükseldiği için yerde bir süre paket halinde durabileceği, mesela ağaçların arasındaki boşluklar gibi yapıları göze almak gerekiyor. Onlara göre ilerlemek gerekiyor. Örneğin ilerideki vadi arasından filan termik kopuyor olabilir. Veya şu aşağıdaki ağaçların arasındaki boşluklardan çıkıyor olabilir. Bir taraftan bunların üzerine doğru ilerleyerek şansımı arttırmaya çalışıyorum. Hadi be. Hadi bir termik. Yok mu termik burada? Bir şey yakaladık gibi oldu. Şimdi hemen VG ipini boşaltıp kanadı tekrar normal uçuş hızına getirdim. Sağdan dönüp termiğin içine girmeye çalışıyorum. Kalkış alanından da bayağı uzaklaşmışız. Artık havada kalmak için her şeyi deniyorum. Arazinin her yerini dolaşmaya başladım. Bir sonraki cycle hadi. Gün içinde aynı noktadan tekrar sıcak hava akımı yükselebiliyor. O yüzden burada o hava akımının bir sonraki cycle'ını yakalamaya çalışıyorum. Ama pek olmadı gibi, başka bir yere gidelim şimdi de. VG ipini çekip kanadı tekrar hızlandırıyorum ve yamaca doğru biraz daha yaklaşalım, bakalım ne olacak. Üf, bu sefer sağlam bir şey denk getirdik galiba. Gerçi bunu bugün birçok kez söyledim ama. Termik bizi taşıyacak. Tabii kanka, aynen. Ya arkadaş vallahi bu Luna Park'lardaki roller coaster gibi bir yukarı çıkıyoruz bir aşağı iniyoruz. Artık benim psikolojim de kaldırmamaya başladı. Ha gayret ya, bir şey tutturalım da gidelim artık şuradan. Aynı yönde dönmekten tabii kolum koptu burada. Ortalama 0.6 varıyor. Döne döne kalkış pistinin üstüne tekrar geldik. Termik çok güçlü olmadığı için yükselmekten çok rüzgar sebebiyle geri doğru hareket etmiş oluyoruz. Bu da çok yatay bir şekilde bizi geri doğru atıyor. Hiç istemediğimiz bir şey, çünkü hem iniş alanından uzaklaşmış oluyoruz hem irtifa alamamış oluyoruz. Böyle bir acayip bir şey. Yamaçtan biraz böyle öne doğru açıldım. Açılmaz olaydım. İyice irtifa kaybettik. Aman bir geri döneyim, belki tepenin orada bir şeyler vardır. Biri daha kalkış yapıyor. Gel çok güzel hava, müthiş, gel. Bak sabahtan beri aynı hikaye. İki termik dıt 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 ötüyor, ondan sonra tıt aşağı. İki yukarı bir aşağı. Kardeş bu kadar gönülsüz bir hava olur mu ya? Bak şimdi bu tarafa giderken böyle, geri dönünce de böyle. Aynı tepeyi daha da aşağıdan görmüş oluyoruz. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Verildi de ben irtifa alamadım ki ya. Ta aşağılarda geziyorum. Yine bir termik mi? Olabilir mi lan acaba? Bu sefer belki olur lan. Hadi lan dön lan sağdan. Yapabilirsin dostum. Bunu başarabilirsin. Sana güveniyorum. Sıcak hava akımının çapı o kadar küçük ki yelken kanatla bir tur atarken içine sığamıyoruz. Yani giriyoruz termiğe, çıkıyoruz. Giriyoruz, çıkıyoruz. Yani bayağı bir zor bir günmüş bugün hakikaten.
umurumda değil. Şimdi kanadın dönüşüyle termiği ortalamak için sürekli her turda düzeltme yapmaya çalışıyorum. Daha merkezi tam yerleştirebileyim diye. Bu şekilde bazen düz bazen dönüşe tekrar devam ediyorum. Düzeltme Muhammed ya. Termiğe oturtacağım diye çıktım, termikten düştüm ya. Bu kadar alçak irtifaya indikten sonra artık yapacak çok fazla bir şey yok. İnişe doğru yavaş yavaş uzamaya başladım. Yolda belki bir şey denk gelir falan diye hala bir umut içimde. Fakat çok büyük ihtimalle inişe gideceğime inanıyorum şu an itibariyle. Arada yine bir sıcak hava akımı gel gel yaptı. Böyle güçlü de bir termik bu. Bir tur döneyim bakayım ne yapacağım. Bu arada bu kadar alçak irtifaya inmişsin, niye zorluyorsun, inişe git diye düşünebilirsiniz. Fakat bu seviyelerde bazen güçlü termikler yakalayıp 2-3 bin metrelere çıkmak mümkün oluyor. Özellikle benim 158 kilometre mesafe rekoru videomu izlerseniz orada bu olay birkaç kez oldu. Buna havacılıkta low save diyoruz, yani alçak irtifadan kurtarmak anlamına geliyor. Dolayısıyla benim buradaki ısrarcılığım tam olarak bundan kaynaklanıyor aslında. 30 metre tırmandık ya. 30 metre tırmanmışız ama 500 metrede geri gitmişiz. O yüzden artık çok kritik bir aşama. Hemen geri dönüp öne çıkıp inişe doğru yaklaşmam gerekiyor. Yok yok abi yok. Ben buralarda aşağıdayım ya. Baktan aşağıda take-off'un sol tarafında aşağıda tırmalıyorum. İrtifa alamadım. 1700 metredeyim. 1720. Tamam yavrum hadi zorlama artık yani. Çek şu VG ipini. Ondan sonra hızlan öne çık. Güzelce inişini planla. Nedir bu ısrarcılık ya? Tam uçmayı ver ya, Allah Allah. Şimdi artık kanadı iniş konfigürasyonuna getiriyorum. VG ipini böyle bir boy çekerek inişe uygun hale getiriyoruz kanadı. İniş alanına doğru yaklaşıyorum. Aşağıda daha önce de iniş yapmış yelken kanatlar var. Harnesi böyle dik konuma getiriyorum. Bu sayede daha fazla hava sürtünmesi yaratıyor ve kanadın iniş yapmasını kolaylaştırıyor. Uçuştaki gözlemlerime dayanarak rüzgarın böyle sağ taraftan geldiğini tahmin ettim ve ona göre inişimi planlıyorum. Kanat düşündüğümden daha ileri süzülmeye başladığı için hızlandırıp yere yaklaşmaya çalıştım. Ancak yarışma seviyesi bir yelken kanatta hızlanmak her zaman iyi fikir değil çünkü kolay kolay yavaşlamıyor. Of ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Alt trapezi kırdık ya. Merhaba. Hello değil lan, Türk'üm ben. Ayıp ediyorum. Çocuklar da bana hello diyor. Ya canım çok sıkkın. Sinirim çok bozuk. Çünkü çok basit, aptalca bir sebepten dolayı alt trapezim kırıldı. Bakın burası. Aptalca bir sebepten dolayı. Çünkü bu araziyi ben dün geldim gezdim. Çok bir problem yoktu. Düzgün her şey yolunda görünüyordu. Ama burada bir tane uyduruk bir vadi arası varmış. Görüyor musunuz? Yani süzüle süzüle gelip tam buna denk geldim. Aptal gibi. Burada indim. Yani kontrolümde olan bir şey değil. Mecbur buraya süzüldüm. Ve trapez gelip şuradaki şu dandik kayaya çarptı ve kırıldı, bu kadar. Ha bende bir şey yok. Gayet emniyetli, her şey yolunda. Kanat da sağlam. Ama alt trapez kırıldı ve bunun da yedeği yok. Bunu ya tamir ettireceğim ya bu sene uçuş bitireceğiz. Öyle artık. Hadi görüşürüz bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geri sar, geri sar. Aslanım sen hayırdır? Öyle Hasan Dağ'a tepeden bakmalar, uçmalar. Yok ben bu kratere inerim. Yok efendim bunların bulutu şöyleymiş, termiği böyleymiş. Sen geleceksin, selam vereceksin. Sonra izin isteyeceksin. Geçebilir miyim abi diyeceksin. Ondan sonra uçup geçeceksin. Öyle artistlikler, saçma sapan hareketler yok. Hadi bakayım şimdi git o trapezi yaptır. Edebinle adam gibi uç. Hadi ikile, ikile.